Abraham'da kutsal alanında bu sene yapılan çalışmalarda gördüğünüz merdiven ortaya çıktı. İlginç antik bir merdiven bu. Seneye çalışmalar devam edecek. Bu merdivenlerin tepesinde bir anıt mezar var ve bu anıt mezar muhtemelen İdreyus'a ait. Ve devamında da kutsal diye atfedilen kaya var sağ tarafında. Dolayısıyla seneye yapılan çalışmalarda belki merdivenlerin nereye kadar gittiği ve ne amaçla yapıldığı da ortaya çıkacak. Roma ve Bizans döneminde de burası kutsal olma özelliğini korudu. Kiliseler, hamamlar yapıldı. 13. yüzyıldan itibaren burada hakim olan Menteşe Beyliği de Osmanlılar da burayı yayla olarak kullandı. Burada dışarıya kapalı dağ köyleri oluştu. Yayla evleri yapıldı. Halk bugün hala Labranda'ya koca yayla diyor. Labranda'nın karşı yamacında 3 yörük türbesi de bulunuyor. Birbirine bağlı iki kent Labranda ve Milas'a gizemini korumayı sürdürüyor. Kültürel süreklilik ise çok da bilinmeyen geçmişe rağmen hala devam ediyor. Milas, Sakarya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Biz de şu anda eski adıyla Milas'a, bugünkü adıyla Milas'tayız. Arkamda gördüğünüz kapı Baltalı Kapı olarak biliniyor Milas'ta. Bu kapının etrafındaki parçalar Milas su kemerlerine ait. Bu kapı Baltalı Kapı diye biliniyor çünkü üzerinde çifte başlı balta kabartması var. Ki bu sembol Zeus'un simgesi ve Zeus Labrandos'un simgesi, Labranda'daki Zeus tapınağının simgesi. Bu baltanın, çifte başlı baltanın üzerinde minik iki göz olduğuna ve bu iki gözün Zeus'u simgelediğine inanıyorlar ve hala onları Zeus'un gördüğünü, gözlemlediğini düşünüyorlar. Şimdi İstanbul'da Beyoğlu DNR mağazasındayız. Yanımda Teşvikiye'deki Milli Restoran Sanat Galerisi'nin yöneticisi Amelie Edgü var. Amelie Edgü bir Labranda kitabı ve sergisi düzenliyormuş. Bunu haber aldık ve kendisine şimdi soracağız. Neden Labranda? Neden Labranda? Çünkü kök seneden beri Bodrum'da yaşıyoruz. Bodrum'da da tabii nereye gidiyorsunuz ilk önce Labranda'ya. Ve Labranda'ya ise hala her sene bir iki defa gidiyorum. Bütün çocukları, benim kızımın arkadaşları, benim yabancı dostlar, herkese Labranda'ya getiriyorum. Çünkü bir nedeni var. Çünkü Labranda'da ise bambaşka bir yer, huzurlu bir yer. Yani Bodrum'dan geliyorsun, o sıcaktan geliyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, 50 kilometre gidiyorsunuz ve birdenbire cennetesiniz. Evet. Gerçek bir, orada gerçek bir cennet. Yani ağaçlar, sular, inanılmaz güzel kayalar ve tabii özel tapınak. Peki sizin serginizin ve kitabınızın teması bildiğim kadarıyla Labranda mimarisinden, ev mimarisinden yola çıkarak bugün hala civar köylerde bu mimarinin yaşadığını göstereceksiniz değil mi sergi ve kitabınızda? Evet, yani bizim iddia ettiği konu budur. Yani Labranda ilk önce tabii Labranda vardı, yani Kariapes, Yunanlılar ve büyük büyük tapınaklar. Ondan sonra o tapınakta tam yanında ilk önce küçük bir Bizans kilise yapmışlar. Ondan sonra koskocaman bir kilise yaptılar. Ve tabii o halkta yani bu binalar gördüğü zaman bende de olsun. Yani hem mimari bakımdan, hem röleve bakımdan, hem iç dekorasyonun bakımdan enteresan bulduk. Yani niçin bu? İç dekorasyon ne farkı var? Biraz açar yani, mısınız? Çok güzel iç floral motifli çiçekler, yani floral çiçekler, ağaçlar, renkli ve
bantlar, böylese güzel güzel renkli bantları var. Bütün kapılar, bütün pencereler renkli renkli iç taraftan. Bence bu çok ilginç buluyorum. Evet. Hangi köyleri dolaştınız? Yani Çokmak, Çokmak. Çok, Çomak. Çomak Dağ köyünden gezdik. Ve tabii bütün etrafındaki köyleri böyle. Eski Milas evlerinde eskiden de böyle. Maalesef böyle eski evler şimdi bulunmuyor. Ama köksen evi o evlerinde hepsi böyle içinde böyle floral motifle donanmış renkli renkli evlerinde eskiden. Yani Köksen'in. Siz mimari ayrıntılardan yola çıkarak bir benzerlik kuruyorsunuz, aynen değil öyle. Mi? Evet, aynen eski öyle. Eski evlerin, Labranlı evet. Eski evlerinin yüzyıllar boyu aslında civar köylerde uygulandığını, taşların yerleştirme biçimi olsun. Aynen öyle. Renk aynen ve öyle. Ahşabın kullanımı olsun. Evet. Doğru anladım, değil mi? Evet. Doğru anladınız. Peki bu serginiz ne zaman başlayacak? 2010 için planlıyoruz ama tabii 2010 için sürdük programı yapıyoruz. Hangi ay olduğunu bilmiyorum da. Çünkü tabii ki Milleriyas Rans tabii ki sponsorluk yapıyor. Ama böyle çok büyük bir sergi, çok büyük bir yani 160 sayfalık bir kitap yazıyoruz. Bir destek sağlamasını bekliyoruz birisinden. Evet, sponsor arıyorsunuz. Sponsor arıyoruz. Evet. Peki. Ama bulacağım onu eminim. Çünkü bu kadar güzel bir yer ve biz bu sergileri, bu tür sergileri biz yurt dışında da gösteriyoruz. Yani Karadeniz sergisini bütün Kuzey Amerika'da dolaştı. Şimdi Granada'da Elhamra'ya gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? O yüzden Labranda'da Elhamra'ya göndermek istiyorum. Birçok yere dolaşacak yani. Dolaşacak gelirse. Her yerde. Ve kontakları kurdum. Herkes çok ilgileniyor Labranda ile. Ve böyle bir konseptle bugün Rotterdam'dan konuştum. Mimarlık Enstitüsü hemen böyle bir sergi yapacağım dedi. Yani burada Türkiye tanıtıyoruz aynı zamanda. Hem de büyük bir zevk veriyor böyle bir sergi, böyle bir kitap hazırlamasını. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Emine. Bodrum Müzesi birbirinden değerli eserleri barındırıyor. Labranda'da bulunan eserlerin bir kısmı Milas, bir kısmı Bodrum Müzesi'nde. Pek çoğu da depoda bulunan eserler yeni müze salonlarını bekliyor. Müze aynı zamanda Karyalıların günlük yaşamında kullandığı kapkacak, süs eşyası, ayna, parfüm şişeleri gibi pek çok eşyayla dolu. Şu anda Bodrum Müzesi'nin önündeyiz. Bodrum'un eski adı Halikarnassos ve Mavzolos'la anılıyor. Çünkü Mavzolos'un sarayı Bodrum Müzesi'nin bulunduğu yerdeydi eskiden. Ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan mezar anıtı da burada bulunuyordu. Mavzolos Perslerle iyi geçinse de biraz sertti ve kendini kral gibi görüyordu. Biz şimdi içeri girip bu müzeye gelen Labranda eserlerini ve Mavzolos'un kız kardeşi Ada'nın salonunu gezeceğiz. Bodrum Müzesi'ndeki Kraliçe Ada Salonu müzenin en ilgi çekici bölümlerinden. Ada çok sevilen ve güzelliğiyle meşhur bir prensesti, Labranda kutsal alanıyla da ilişkisini hiç koparmamıştı. Büyük İskender'le mektuplaşmalarında ona oğlum diye hitap eden bir kadındı. 1989'da bulunan ve adaya ait olduğu iddia edilen mezar odası büyük merak uyandırdı. Zengin birine ait olduğunu gösteren hediyeler, gösterişli mezar odası acaba Karyalı prensese mi aitti? İskelet, yüz ve vücut hatlarının anlaşılması için İngiltere Manchester Üniversitesi Tıpta Sanat Bölümüne taşınarak eklendirildi. Dr. Richard Neer ve Dr. John Drake iskeleti eklendirdikten sonra ada olduğunu iddia eden makaleler yazdılar. 1992'de büyük olayla salonun açılışı yapıldı. Bugün ise iskeletin adaya ait olduğu konusunda şüpheler var. Ada öldüğünde yazılı kaynaklara göre 50 yaşını aşmıştı. İskeletin kemik analizleri ise 23 yaşını işaret ediyor. Ada hiç doğum yapmamıştı. İskeletin sahibi ise leğen kemiği analizlerine göre pek çok kez doğum yapmıştı. Şu anda Bodrum Müzesi'nin Ada Salonu'ndayız. Ada, Hekatomnos'un iki kızından biriydi
ve Karya ülkesini 3 yıl yönetmişti. Ancak erkek kardeşi kendisini devirip Alinda'ya sürgüne yolladı ve sürgünde Lavranda ile yoğun ilişkiler içinde yaşamını sürdürdü. Büyük İskender Anadolu'ya girdiğinde Alinda'yı almak üzere şehri kuşattı. Fakat çok zorlandı. Tam vazgeçmek üzereyken kentin kapıları açıldı. Prenses Ada kendisini içeri davet etti ve İskender'le özel bir anlaşma yaptı. Daha sonra İskender bu bölgeyi Ada'ya bırakarak buradan ayrıldı. İnsanın taşları bıraktığı izleri aramak üzere çıktığımız yolculuk bu hafta sona eriyor. Haftaya yeni bir yerde görüşmek üzere, hoşça kalın.